Hoş geldiniz Atif Bey. Merhaba, hoş geldiniz Atif Bey. Ekrem Bey odasında mı? Evet, yerinde. Merhaba, babam içeride mi? Evet, Taner Bey var yanında. Tamam, kolay gelsin. Rize Ayün'den 2 gün önce çıkmış. Aradı, görüşmek istedi. Keşke dışarıda görüşseydim. Bir anda çıktı geldi. Peki ne yapıyoruz şimdi biz buna? Şimdi biz buna ev aldık. Karısına çocuğuna maaş bağladık. Bu bizden iş isteyecek. Bizimle bir bağlantısı olmayacak değil mi? Hayır. Dükkan işini hallettim. Şimdi inip görüşüp yollayacağım. Tamam. Hemen lütfen. Merak etmeyin, hallederim ben. Atıf. Ne haber? Yansınız, sonra geleyim. Yok yok, bitti zaten. Atıf. Geçsene. Hayırdır? Ya baba, ben telefonu arabada unutmuşum, hemen alıp geleyim. Ya dur, söyleriz getirirler, gitme oraya kadar. Oh, hallederim ben, hallederim. Nasılsın Mahmut? Sağ olun efendim. Evdekiler nasıl? İyiler Taner Bey, sayenizde. İyi. Sana güzel haberlerim var. Öyle mi? Al bakalım. Zeytinburnu'nda. Allah bin kere razı olsun Taner Bey. Sizden de Ekrem Beylerden de. Hadi. Atıf Bey. Abi, bir konuşabilir miyiz? Atıf Bey lütfen. Beni zor durumda bırakmayın. Sizinle burada olmam doğru değil. Böyle bir şeyin özrü nasıl dilenir hiç bilmiyorum. Ama ben çok özür dilerim senden. Atıf Bey, olur mu öyle şey? Benim yaptığım bir hata yüzünden hapis yattım. Hapis. Atıf Bey, siz rahat olun. Zenginler hata yapmasa biz fakirler nasıl yırtacağız? Sayenizde hayatım kurtuldu. Ortada mağdur falan yok. Ailenin satanınızın bedeli bana fazlasıyla ödedi. Oğlum, bugün bizim şoförün peşinden gitmiş. Ne? Kapıda çevirip olanlar için özür dilemiş. Mahmut ne demiş, bir şey anlatmış mı? Hayır. Arayıp hemen haber verdi. Atıf'ın hiçbir şeyden haberi yokmuş. Bir daha karşılaşmamaları lazım Taner. Adam öyle haberi otele gelip gitmesin, bir şekilde ayağını kes. Merak etme, ben onu hallederim. Peki ya çocuğun evine geri giderse, sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ben onu çoktan hallettim zaten. Nasıl hallettin? Birkaç güne kadar İzmir'e taşınıyorlar. Atıf gitse de bulamayacak. Sonra da unutur. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Seray, az dursana. Ne oldu? Bir şey mi olması lazım ya? Yüzümüze baktığın yok. Dalmışım abi. Ne oldu iş meselesi? İyi, halloldu gibi. Tezgahtarlık mı? Yok, kafe işine geri dönüyorum. İyi, hayırlısı. Sağ ol.
Selam. Aa, nereye kayboldun kız sabah sabah? Selim'e uğradım yenge. Sonra da iş görüşmesine. Seray, alışveriş mi yaptın sen? Yok. Bunlar ne o zaman? Akşam üzeri biz de gideceğiz Selim'e. Sen de gel istersen. Ben akşam 4'te işe başlıyorum amca. Akşam servis. Abuk subuk bir iş değildir inşallah. Yuh! Redmond! O ne kız? Ay anne, bilmiyor musun yani şu magazinde ünlülerin falan çıkıp böyle takıldığı muhteşem mekan. Çok güzel. Neresi kızım burası? Sahilde amca, uzak değil. Öyle mi? İyi hadi, hayırlısı olsun bakalım. Hadi sevinin. Yalnız alayım mı onları, ben ütü yapacağım daha. Havalara bak. Sanki patron oldu bana haspam. Alnının teriyle çalışıyor kız işte. Ne var bunda? Çalışsın. Çalışsın da geldiği saat belli değil, gittiği saat belli değil. Koca İstanbul burası, o da genç kız. Niyeti neyse baştan bilelim de sonradan üzülmeyelim. Ne demek istiyorsun Suzan? Remzi, doğurup başımıza atandan bilmezler. Laf geldi mi sana gelir. Ali meselesini unutma. Nasıl canımız sıkıldıydı. Unutmadım. O vakitte nasıl günahını aldınız kızın? Sen bilirsin Remzi. Ben sen üzülme diye söyledim. Neşe gel bak, ben sana portakal soydum, gel. Allah. Uzun boylu olacak kız bu. Sana benzemeyecek. Aman bir tek boyu benzesin babasına. Uğursuz olmasın. Şişt, konuş böyle kızın yanında. Aman abla. Elvan, Fuat'tan yok mu haber? Var. Ne olmuş? Ne zaman görecekmiş dava? 7 ay sonraya ertelenmiş. Yapma ya. Ama Fuat bunun iyi bir şey olduğunu söyledi. En azından bu süreç içinde daha fazla şahit buluruz dedi. İnşallah Elvan, inşallah. Gel gel, ye şunları. Neşe, nasıl yiyorsun bakayım? Aferin sana. Öpeceğim seni, gel gel. Oh teyzesinin gülü. Ben Elvan abla için canımı isteyin canımı veririm. O kadar seviyorum kendisini. Biz kaç zamandır kapı komşuluk ederiz. Bir kez kırılmadık. Yalnız ben değil, mahallede kime sorsanız aynısını söyler. Elvan abla herkesin derdine derman olur. Zaten kendisi sağlıkçı. Mahallede gerçekten kimin derdi olsa hemen koşar. O kadar candır ablam. Anlıyorum Asya Hanım, anlıyorum. Şimdi bu söylediklerinizi aynı şekilde mahkemede söylerseniz bayağı işimize yarar. Ne zaman gelecekmiş Remzi abiler? Akşamüstü dediler. Sen soracaksın mı bugün? Soracağım tabii ya. Neyse ne, biz de insanız. Almaz ki Suzan. Dur bakalım, dur. Ye tospağımı ye, ye. Yarasın benim sarı kızıma. Hiçbir şey bırakma tamam mı? Her şeyi ye kızım. Aferin, aferin sana. Üzülüyorsun sonra hiçbir şey üstüme olmuyor diye. Karışma bana anne ya. İyi karışmıyorum, ne halim varsa gör. Selim, acıdı mı? Acımadı mı böyle? Yaramazlık yok. Kızım masada yesene, dökeceksin her tarafa. Amcasını, aslanı, amcasını, yakışıklısı, koçum. Ha, ne var? Söyle, söyle bana, bana söyle.
Ne istersen alacağım seni aslanım, söyle. Ne isteyecek Allah aşkına Remzi? Ya seni gördüğüne sevindi baba. Kurban olurum ben ona. Selim, bu akşam sizinkilerin maçı var oğlum Liverpool'da. Ne diyorsun? Kazanır mısınız? Hadi inşallah, inşallah. Ne dedi avukat başka? Ne diyecek? Şahitlik istedi. Biz de ne anlatacağız da ne olacak dedik. Geri gönderdik. E nasıl tutmuş avukatı? Hangi parayla? Yok parası abla. Arada işte bizim gönderdiğimiz kadar. İçeriden bir arkadaşı vesile olmuş. Allah Allah. Bedava. Avukatla mavukatla olacak iş değil o. Cezası kesildi. Yatacak işte o kadar. Ha Cengiz. Olur da bir gün çıkıp gelir de içeri alırsan, ev alırsan sakın karşıma çıkma bak ha. Yok abi. Ne işi olur benim evimde o katilin ya? Aslında. Suzan, toparlanın gidiyoruz. Abi oturuyorduk ya. Sen şuna. Sağ ol abi, eksik olma. Ama... Maması ne? Abi her şey parayla olmuyor ki. Ne geveleyip duruyorsun sen Cengiz? Diver de kurtul hadi. 2 sene olacak abi neredeyse. Şu çocuğu almayacak mısınız artık? Biz de rahat bir nefes alalım ya. Aman her geldiğimizde aynı terane be. Kaç kere geldiniz abla? 2 senede 3 kere mi? Onu mu sayacağım kız? Neye ihtiyacınız varsa görmüyor muyuz Cengiz? Niye böyle yapıyorsun? Yapıyorsan yeğenine yapıyorsun ya. Benim ne ihtiyacım olacak? Allah Allah. Deme ya. Ne iş yaparsın sen Cengiz ha? Neyle geçiniyorsun? Berberi kapatalı kaç yıl oldu? Sana ne benim işimden gücümden ya? Sana nesi mi var? Her ay sana dünyanın parasını veriyorum ben. Kasa kasa meyvesi sebzesi, devletten özürlü maaşı, altında tayinin kamyoneti. Daha ne olsun? Kamyonet olmasa nasıl taşıyacağız çocuğu? Laf karıştırma kızım. Ben baştan söyledim. Hasta bakamam ben dedim. Bir dakika. Sen şimdi bana geçim olsun diye mi attın başımıza yatalak çocuğu ha? Ulan bana bak. Baba tamam. Dur oğlum dur. Kaç yıldır bu çocuğun ekmeğini yiyorsunuz. Şikayet etmeye hakkınız yok sizin. Al götür o zaman. He? Al götür. İstemiyoruz hiçbir şeyini. Al götür. Yengem baksın biraz. Altını temizlesin. Evirsin çevirsin. Hadi. Aa, yetti be. Bunlar da hem suçlu hem güçlü. Ne suçumuz varmış bizim ya? Aslan gibi kardeşini gömdü benim kocam. Konuşturmayın şimdi insanı. Biz mi vurduk Tahir abi ya? Alsın götürsün. Yapsın amcalığını. Şimdi atacak kafam. Koyacağım kapıya! Sen lan! Hele o dediğini bir yap. Baba. Remzi. Bak Cengiz, o dediğini bir yap. Baba tamam. Sonra görürsün sen. Baba hadi gidelim. Remzi. Nefret ettim Allah aşkına şuraya gelmekten be. Bak, yürü artık yürü. Remzi dur elin ayağın titriyor senin olan kullansın. Var baba. Geç. Al kullan. Elimden bir kaza çıkacak al. Allah belanızı versin be. Allah belanızı versin lan. Hadi Allah aşkına zaten. Sus. Allah senin de belanı versin lan. Ablanın da ailenin de çoluğunun da çocuğunun da. Allah belanızı versin lan. Sus! Ah!
Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Seray Hanım'ı görmeye gelmiştim. Kendisi burada çalışıyormuş. Evet. Buyurun. Sağ olun. Seray Hanım, bir bakar mısınız? Beyefendi sizinle görüşmek istiyor. Merhaba. Merhaba. Ben Fuat. Fuat Kaya. Annenizin avukatıyım. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şeyimiz yok. Lütfen. Çok kısa. Mümkün değil. Şu an çalışıyorum. Seray. İki dakika lütfen. Bana iki dakika müsaade. Buyurun. Teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Buyurun, sizi dinliyorum. Annenin davasını yeniden açtık. Savunmaları yeniden ele alıyoruz. Ailesinin, tanıdıklarının şahitlikleri çok önemli. Umurumda değil. Anlamadım. Siz onu dışarı çıkarmaya çalışıyorsunuz değil mi? Evet, avukatıyım. Ben de ölene kadar orada kalsın istiyorum. Haksızlık etmiyor musun? Neden? Annen seninle kardeşini bu kadar özlerken, severken... Size kavuşmak için günleri değil, dakikaları bile sayar. Onun kavuşacağı biri yok burada. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ne Selim ne ben. Bizi mahvetti gitti. Sakın geri dönmesin, sakın. Çok iyi, iyi görünüyor. Asla beni affetmeyecek. Bunu bilemeyiz. Önce buradan çıkman lazım. Seray'la göz göze gelmen lazım. Emin ol. Benim gördüğümü sen de göreceksin. Ne göreceğim? Canın gibi sevmediğin birine bu kadar kızamazsın. Elva. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Daha bir şey yapmadım ki. Olur mu? Benim için koşturdun, yoruldun. Daha da yorulacaksın. Önce seni buradan bir çıkaralım. Hepsini değecek. Efsane canlı canlı şu anda karşımda. Gelmeden demiştim ki bir dakika konuşamayabilirim. Belki de kilitlenebilirim ama hiç de öyle değil şu anda. Attım o heyecanı ama canlı canlı da karşımızda Beşiktaş Televizyonu stüdyolarında Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın yeni transferi, bizlerle birlikte. Hoş geldin. Nartolo, Valartolo, Tani, Nimo'in Fleş, Mito Fleş, Porvalton, Globo'nda, Trevel. Ya ne şey yaseyim. Biz öyle bir hale getirdik. Biz neredeyse yayını yan vereceğiz. Cedel olsun diye biz o duruma geldik şu an. Portakal mı? Buse dur. Ne oldu be? Gel. Merhabalar. İyi günler, buyurun. Ya şu dışarıdaki kırmızı siyahlı akülü sandalyenin fiyatını öğrenmek istiyordum. 1500 lira. Ha. İndirim yapamıyor musunuz? Maalesef. Bunlar yurt dışından geliyor.
Tamam. O zaman ben paramı bir şekilde denkleştirip geleceğim. İyi günler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne olacak Fuat? Sence yani? Her şey çok iyi olacak. Merak etme. Elvan Andaç. Hadi abi. Evet arkadaşlar, küçük patron Cem Bey için bu akşam bir davet veriliyor. Organizasyonda sizler görev alacaksınız. Katılan arkadaşlara yarın 250 lira ödeme yapılacak. Kafenin önünden saat 6'da servis kalkacak. Hadi bakalım, şimdi herkes işinin başına. Ay, şaka gibi kızım, resmen çıktıydı yeni taksidir. Süper oldu ya, çok şanslısın. Çok şükür. Kolay gelsin beyler. Oo kardeşim. Oğlum geldiğini başkasından öğreniyoruz ha. Hiç arayıp sormuyorsun. Haklısın da ya, geldiğinden beri bodoslama işe daldım. Bedar Bey de elini ayağını çekince bu işlerde. Kafe işi devam mı? Aynı mı? Aynen devam. İyi güzel. Sizin burada olduğunuzu öğrenince bir sürpriz yapayım dedim. İyi yaptın. İyi yapmışsın kardeşim. Yapıyor muyuz bir şey? Ayıpsın ya. Yapıyoruz zaten. Akşama. Annemin organizasyonu. Ya böyle anneli babalı kasmalı kutlamaysa ben almayayım kardeşim. Yok be oğlum be. Biz bizeyiz. Beyler ben geliyorum ama çok fazla kalamam söyleyeyim. Yani bizimkilere sözüm var. Biz daha sonra üçümüz güzel bir organizasyon yaparız, tamam mı? Tamam tamam. Anlaştık. İyi ben soğumayayım. Devam ediyorum. Aşağıda bekleyin ha, tamam mı? Devam etsin. Bitirdi beni ya. Gel gel dinlenirsin. Sayın Hakim, tanıkların da ifade ettiği gibi maktul ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen, kumar, içki gibi kötü alışkanlıkları olan, defalarca eşine şiddet uygulayan bir adam. Ama ben burada başka bir konuya değinmek istiyorum. Sanığın ifadesine göre maktulün Şanansoy isimli aileden bir miktar para aldığını öğrenen tutuklu kocasıyla tartışmaya girmiş. Ve ona sakat kalan oğlu için kan parası alıp almadığını sormuştur. Kocası bu parayı aldığını kabul etmiştir. Ve az önce adli tıp uzmanının da ifade ettiği gibi kocası tutukluyu boğmaya kalkmıştır. Elvan Hanım da bakın Sayın Başkanım, bunu altını çizerek söylüyorum. Sadece ve sadece kendisini savunmak amacıyla eline gelen makasla kocasını öldürmek mecburiyetinde kalmıştır. İlaveten önünüzdeki raporlarda görebildiğiniz gibi müvekkilimin 11 yaşında olan oğlu Selim Andaç'ın sağlık durumu trafik kazasından beri hiçbir gelişme göstermemiştir. Yoğun tedavi, ilgi, bakım isteyen hastanın annesinin özenine, şefkatine ve en önemlisi Sayın Başkanım, sevgisine muhtaç olduğu muhakkaktır. Bu vesileyle tutuklunun cezaevinde yattığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesini talep ediyorum. Serbest miyim? Evet. Geçmiş olsun. Ah Selma. Gözün aydın abla. Rabbim duydu sesini. Duydu. Allah'a emanet ol. Kızıma da iyi bak, tamam mı? Hı-hı. Güzel neşem benim. Thank you.
kötü bir sancağı. Ben senin aklını nasıl öderim? Gideceksin. O güzel evlatlarına kavuşacaksın. Senin doğum günü demiştin ya bana. Gördün mü? Yanında olacaksın. Ona böyle sarılacaksın. Bağrına basacaksın. Ne olursa olsun bırakmayacaksın. Ben de burada gönlüm bayram yeri gibi olacak. Hakkın varsa ödendi gitti, tamam. Tamam. Hepinizi Allah kurtarsın. Geçmiş olsun. Allah bir daha düşürmesin. Allah'a emanet. Ortadakini diyorum. Sarışın olan. Pardon. Hı? İçki alabilir miyiz? Hı hı. Sen ne diyorsun abi? Atıf. 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 Abi dinlemiyor musun beni? Bir şey anlatıyorum. Daldım da. Nerede kaldık? Diyorum ki Rosie Türkiye'ye geliyormuş defileye. Hani şu benden sonra ayarladığım çocuk vardı ya. Onu paketlemiş. Dur. Bir şey alır mıydınız? Masasına götüreyim. Aman Buse, ne boş işlerle uğraşıyorsun? Ay nereden biliyorsun boş olduğunu? Bilmeme gerek yok, öyleler zaten. Ay hiç de bile. Sen bak, öbürü de çok tatlıydı. Allah sahibine bağışlasın. Tabii. Gördük nasıl baktığını. Ne alakası var ya, hiç şey olmaz. Ay bir de ayrı dünyaların insanları izle de tam olsun yani. Biz de biliyoruz olmayacağını. Bırak da biraz hayal kuralım ya. Baksana şuraya. Rüya gibi yaşadıkları hayat. Ne rüyası Buse? Uyan. Baksana ya. Toplanmışlar, ellerinde kadehler.
Saçma sapan bir müzik. Nuri Alço filmi gibi ya. Bak sana söyleyeyim, bunların rapte şahmurlu babaları falan vardır. Böyle davetten davete koşan. Sokak çapkını değil, yüksek mühendis. Elit bir muhitin insanı. Ay Edison muydu bu? Ay neyse, ben bunları götürüyorum. Olur. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Ben çıktım çünkü karşına. Mahvettin üstü kimlendi, her şey kırıldı. Sende bir şey var mı? Hayır, hayır. Hiç önemli değil, ben çıktım karşına, benim hatam. Lütfen sakin ol, tamam mı? Çok özür dilerim. Çok. Tamam, bırak. Biz hallederiz, sen mutfağa geç. Atık Bey, kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Evet. Burasıydı galiba. Evet, burasıydı. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Ha Elvan. Bu arada ne olur ne olmaz. Üzerinde bulunsun. Ha, bir de sana numaramı vereyim. İhtiyacın olursa ararsın. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Ne demek? Görüşürüz. Görüşmek üzere. Oh,
güzel kokulu oğlum benim. Bir tanem. Oh, kurban olurum ben sana. Bir tanem.